Sinan Ateş, Ateş oldu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortasına düştü. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayrılmasından sonra en büyük duygusal kırılma belki de Sinan Ateş'in sahipsiz kalmasıyla oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göstermeye, aynı kazana atmaya niyetlenmiş, buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Parti sessiz kaldı ama taban tüm karartmaya ve tehditlere rağmen Sinan Ateş'i sahiplendi. Bursa Bursa olalı bu kadar kalabalığı en son Zeki Müren'in cenazesinde görmüştü. Tabandaki tepki daha da büyüyor. Öyle ki partiyle sembolleşen hilal bıyıklar protesto amaçlı kesilir oldu. En büyük kırılmalardan biri de tabandaki kutsal devlet anlayışında yaşanıyor. Nasıl olur da devletin hilal bıyıklı özel harekat polisi, ülkücü bir reisin katlinde yer alabilir? Bir kırılmalar tsunamisi yaşayan ülkücü taban, geçmişteki cinayetleri de sorguluyor. Örneğin, halen aydınlatılamayan Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak suikastı. Tarih 27 Mayıs 1980. Ailesiyle birlikte Eskişehir'den dönen Sazak, otomobilinin bagajından eşyalarını aldığı sırada kimliği belirsiz iki kişinin çapraz ateşi sonucu ağır yaralandı. Başından, karaciğerinden ve karnından aldığı 4 kurşunla ağır yaralanan Sazak, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yine iki kişi, yine tabanca, yine takipli suikast. Bu yönüyle Gün Sazak suikastı da Sinan Ateş cinayetine oldukça benziyor. Bir benzer nokta daha. Gün Sazak cinayetinin tetikçileri Edip Eranıl hiç yakalanamadı, Cemal Altunsa yakalandığı Almanya'da intihar etti. O dönem dev sola yamanan bu suikastın nedeni Gün Sazak'ın yolsuzluklara karşı açtığı savaş olabilir miydi? Şu anda cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu bu bakış açısını şöyle dile getiriyordu. Uğur Mumcu'nun Silah Kaçakçılığı ve Terör kitabı vardır. Orada birçok kaçakçılık anlatılır. Önemli silah kaçakçılıkları yakalanan, soruşturulan hepsi Gümbey döneminde yapılan soruşturmalardır. Ve onun atadığı ve arkasında durduğu ekibin yaptığı soruşturmalardır. Gümbey bu anlamda çok çok önemli bir isimdi ve hedefi oldu. Dev sol, o tetikçiler piyon olarak kullanıldı ve geleceğin çok önemli bir devlet adamı o gün öldürüldü. Gün Sazak cinayetinde de ülkücü taban polisi ve askeri kutsadı. Tıpkı kendisi de bir suikasta kurban giden Sinan Ateş gibi. Türk polisi bu vatanın namusu ve şerefidir. Sinan Ateş, özel harekat polisleriyle bir sohbet sonrası atmıştı bu tweet'i. Kaderin garip bir cilvesi, namuslu ve şerefli polislerden ikisi kendisini vuran torbacıya mihmandarlık yapacaktı. Başta Devlet Bahçeli olmak üzere koskoca MHP cenahı bu suikast karşısında neden sessiz kaldı? Öyle ya, vurulan kişi sıradan biri değil, devrin ülke ocaklarının reisi, belki Bahçeli'nin halefi Sinan Ateş'ti. Ve herkesin aklını kurcalayan o kurşun gibi ağır soru. Tetikçiye ve ayakçılara infaz emrini kim, neden verdi? Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptığı sırada böyle Devlet Bahçeli'ye bir şey olursa MHP'de kim genel başkan olur diye bir sohbet açıyor. Ki bu hepimizin aklından geçen bir şey. Bütün ülkücülerin aklından geçen bir şey. Fakat bu lafı orada bir ispiyoncu hemen Devlet Bahçeli'ye aktarıyor. Devlet Bahçeli de hemen Sinan Ateş'i görevden alıyor. Şimdiye kadar birçok senaryo dillendirildi. Ama tüm bu senaryolar suikastın girift, karanlık ve gayet organize ağına yeterince ışık tutamadı. Sinan Ateş'in kalemini kıran kuklacılar gölgede kaldı.
Suikastın hafta dönümünde bu senaryolara belki de en ciddi varyasyonu gazeteci Cevheri Güven ekledi. Sinan Ateş'in ne Bahçeli sonrası için bir liderlik hevesi var, böyle bir iddiası var. Ne İyi Parti'ye geçmekle ilgili bir hevesi var, ne de Sinan Ateş'in cemaatle bir bağlantısı var, ne de Sinan Ateş'in böyle torbacı gruplarla bir meselesi var. Olayın arka planında, olayın gerçek nedeninde bunların hiçbirisi yok. Bunların hepsi farklı sebeplerle maske olarak, farklı sebeplerle neden olarak kullanılmaya çalışıldı. Ve sonrasında da bunun arkasına ya aslında ayağından vuracaklardı da işte öyle oldu, fazla ileri gittiler falan oturtulmaya çalışıldı. Öyle değil. Çok organize bir ağ var ve olayın esasında para var. Olayın esasında narko para var. Olayın esasında narko terör var. Bu bildiğiniz dört dörtlük bir narko terör cinayetidir ve bu şekilde yargılanmak zorunda. İddia son derece korkunç. Sinan Ateş'in kalemini Ülke Ocakları ve MHP'de çöreklenen, narko parayla semiren siyasiler kırmıştı. Suikasta giden yol haritasını belirleyenler, suikast sonrasını da güya garanti altına almışlardı. Cinayeti kendi polisleri soruşturacak ve muhtemelen bir alacak verecek davasına bağlayacaklardı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Ülkücüyü torbacıya öldürttünüz. Meydanlarda giderek yükselen bu öfke, peki bu noktada Bahçeli'nin tavrı ne olacak? Prompter eşliğinde yine esip gürleyecek mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ni mafyayla ilişkilendirmek başlı başına bir cürümdür, cinnettir. Ülkücünün mafyası olmaz. Mafyadan ülkücü olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur. Her ne kadar paylaşımlarında yer almasa da Sinan Ateş'in Muhsin Yazıcıoğlu hayranlığı gözlerden kaçmıyor. Onun gibi şiirler okuyor, onun gibi ata biniyor. Ve anlaşılan onun gibi de paraya tamah etmiyor. Narko parayı deşifre edince de kalemi kırılıyor. Yolumuz uzun ve çetin. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler çıkabilir. Bu yolda dayanabilecekler bizimle gelsinler diyordu. O yüzden biz yolumuzun uzun ve çetin olduğunun farkındaydık. Bile isteye bu yola çıktık. Sinan Ateş, kaderin garip bir cilvesi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verildiği caddenin hemen girişinde son nefesini veriyor. Davamızdan vazgeçmeyiz. Adana'dan tüm dostlarımıza selam olsun. Şimdi akıllardaki soru, yoksa ülkücülerin devletle ilişkilerinde yeni bir sayfa mı açılıyor? İşedik! Karakal! İntikam! İntikam! İşedik!